konuklarımızdan yazılmamış da bir kendinizi ifade eder misiniz? En azından ben, siz. En azından şöyle söyleyeyim. Ben de emekliyim aslında ama daha iyi oldu. Böyle de görüşmüştük. Şimdi ben iki tane kimliğim var. Önce kim söyleyeyim. Bir, Lozan Vardarı Vakfı Olay Temsilciyim. Bir de şu anda kent konseyi başkanıyım ben. Adım Hasan Cumhur Aksan. Birçok arkadaş tanıyor zaten. Sayın Bey, sizyon da burada, Mustafa Bey de. Şimdi şunu söylemek lazım. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Mudanya'da bildiğimiz kadarını söyleyelim. Önümüzde Bursa'daki dernekler masasından aldığımız verilere göre 159 adet STK var Mudanya'da. Bunun 10 tanesi kendini kapatmış, 149. Geri kalan yaklaşık 45 tanesi de cami örgütleri. Cami koruma dernekleri. Bununla geçelim yaklaşık faaliyet göstermesi gereken 100 adet STK var. Bunların yaklaşık 20 tanesi Bademli'de, 10 tanesi Çağrışan'da, geri kalan 70 tanesi Mudanya'da. Ama Mudanya'da bir sivil toplum kuruluşu örgütlerinin umursamaz bir durumu var. Şimdi Mudanya'da baktığımız zaman sivil toplum kuruluşu örgütü olarak çalışan, bunu hiç kimsenin yadırgamaması gereken 6 ya da iki eli parmakları toplamında 10 tane var. Ben bunların isimlerini verebilirim. Hepimiz biliyoruz. Bir Yerleri ve Kültür Derneği var. Bir Lozan Mübadeleri Vakfı var. Bir Karadenizler Derneği var. Bir Yardımsevenler Derneği var. Bunun dışında Afrinler Derneği var. Ve geriye kalan dernek varsa söyleyen. Bir de Dağder var. Bunun dışında çok fazla dernekler etkinlik yapıyor. Bunlar da yaptıkları etkinlikler kültürel etkinlikler. Ama emeklilere dönük çalışmalar yok. Kent Konseyi'nin bir emekliler grubu var. Bilmiyorum, emekliler sendikasının, kent konseyinin var olan şu anki Soyer Bey'in etkinliği içerisinde bulunan emekliler çalışma grubu bir çalışması var mıydı? Önce bunu değerlendirmek lazım. Böyle bir çalışma var mıydı daha önce? Ama biz bunu yapmış olduğumuz 25 Haziran'daki genel kurulumuzda da söyledik. Biz buradan ortak akıllar yönetmeye gidiyoruz. Biz herkesin sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Biz kent konseyi olarak bir emekliler çalışma grubumuz var. Önümüzdeki günlerde yapacağımız olan genel kuruldan sonra da bu emekliler çalışma grubunun çalışması için grup oluşturmaya karar vereceğiz. Tabii bunu verirken de bizim de destek alacağımız Mudanya'da var olan bir emekliler sendikası var ve buradan ve bunun dışında var olan Mudanya'da oturan emekli arkadaşlarla bunları çözmeyi düşünüyoruz. Tabii bu ileriki dönemlerde evde içerisinde yapacağımız olan genel kurumdan sonraki etkinliklerde biz de bunu süre gelen bir süreç içerisinde çalışmayı istiyoruz. Bunu biz birkaç gün içerisinde dün herhalde Mehmet Bey'le Halit Bey'le bizi ziyaret ettiğinde davetiye verirken görüştük. Bunu yapmayı düşünüyoruz. Emekliler için de bizim de düşündüğümüz bazı projeler var. O projeleri de hayata geçirmek istiyoruz. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Sayın Başkan. Sağ olun. Hayır, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda şeyi de anlatayım. Şu anda yargı aşamasında ama yargıdan bir karar çıktı. 6 Ağustos 2019 tarihinde bir karar var. 23 Ağustos'ta da onaylandı. Soyer Bey'in açmış olduğu tüm davaları reddine yürütmeyi durdurma kararı reddine bir karar çıktı. Adli tatilden sonra da bunun gerekçeli kararı açıklanacak. Biz de bugüne kadar konuya binaen hiçbir şekilde açıklama veya hiçbir şey yapmadık. Yargının neticelenmesini bekliyorduk. Karar elimize geldi. Herhalde Soyer Bey'in eline gelecektir. Bundan sonra da biz de çalışmalarımıza başlayacağız. Yani biz de düşünüyoruz. İnşallah faydalı işler yaparız. Derneğinizi ziyaret etmiştik emekliler sendikası olarak, grup olarak. Lozan Vardarı Vakfı'nı ziyaret etmiştik. Orayı ziyaret ettik. Ancak Kent Konseyi, Mudanya Kent Konseyi'nin Soyer Kazancı üyemiz üstelik. Evet. Daha önceden bir eski üyemiz. Bugün o da yok burada. O da ayrı bir safa. Yani sendikamızda Bursa Kent Konseyi'nin üyesi ayrıca. Münifer Kent Konseyi en demokratik çalışan, faal çalışan örgütümüz o kent konseyleri itibariyle. Mudanya'da da sanıyorum bir işbirliğinde bir dayanışmaya ihtiyaç onu, var. Evet, biz de düşünüyoruz. Onu yaratabilecek koşullar işte burada üyelerimiz ve bizler. Yani her türlü dayanışma içerisinde burada hazırız. Yeter ki Mudanya'da o aktif faal. Yani Mudanya'da dediğim gibi bir STK olduğu var.
Ama bir STK'ların da müthiş derecede umursamazlığı var. Aynen. Bu bir açık ve net. Büyük bir umursamazlık var. Her STK'nın üyelerinde böyle. Yani yürütme kurulu veya dil yönetim kurulu üyelerinin dışında hiçbir üyenin aktif olarak çalıştığı bir şey yok. Sadece yönetim kurulu üyelerinin STK'larda görev yaptığı ya da tabela STK'ların diyelim. Onun dışında çok fazla STK'ların bundan yaptı. Yani bir STK'ların umursamazlığı çok yüksek boyutta. İşlerlik yok. Yansıyor zaten. Yansıyor. Yani ben de ondan şikayet etmek adına belki de dinlendirmeye çalıştım ama hepimiz de biliyoruz zaten. Evet. Benim söylediklerimi herkes de biliyor zaten.